Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim bisküvi pastası. Çok kolay olacak. Sadece 4 malzeme kullanarak çok güzel bir bisküvi pastası hazırlayacağız. Sade olacak şekilde 2 paket bisküvi, 2 paket krem şanti, süt ve çikolata sosu kullanacağım. Bu pastada sadece ilk önce krem şantiyi çırparak başlayayım. 2 paket krem şantiyi derince kabuğunun içine alıyorum. Sizler de arkasındaki ölçülere göre hazırlayabilirsiniz. İçerisine 1,5 su bardağı süt ilave ediyorum. Birazcık koyu olmasını istediğim için sütü biraz azalttım. Mikserle kıvam alana kadar önce düşük sonra yüksek devirde çırpıyorum. Kıvamını aldı artık, yeterli. İçerisine 2 paket sade ya da kakaolu, hiç fark etmez, bisküvi. Birazcık hafif böyle irili olacak şekilde kırıyorum. Bu şekilde gayet iyi. Çok da küçültmeyin. Bir paket sade, bir paket de kakaolu da kullanabilirsiniz isterseniz. Benim evde şu an bunlar vardı. Bundan dolayı bunları kullandım. Bir paket bisküviden şu kadarı ayıracağım. Bir karıştırayım, ona göre ilave ederim. Krem şantisini daha bol istiyorsanız krem şanti bir paket fazla bile koyabilirsiniz. Önce bir karıştırayım. Bu sefer bisküvisi çok gelebilir. Karıştırdım şimdi. Birazcık daha, yani kalan bisküvileri de içerisine kıracağım. 2 paket yeterli gelecek tam. Sizler de önce bir karıştırın. Ona göre bisküvileriniz için kırın. Tekrardan karıştırayım. Karıştırdıktan sonra ben böyle bir derin bir kap kullanacağım. Yani böyle daha çok sanki kümbet pasta havasında olacak benim yaptığım. Ama sizler normal yuvarlak herhangi cam kasede yapabilirsiniz. Ya da cam olmasına gerek yok. Yuvarlak ne tür kabınız varsa onu da hazırlayabilirsiniz. Benim evde bu vardı. Ondan dolayı bununla yapıyorum. İçerisini streç filmle kapladım. Böyle hafiften dışına da sarkıtacak şekilde. Tamamını şimdi içine boşaltacağım. İsterseniz ceviz, kuru üzüm bile ilave edebilirsiniz. Çok yakışacaktır. Hafif bastırın ki altı tam otursun. Şimdi artık üstünü düzeltebilirim. Üzerine kalan streçi kapatıyorum. Dolaba kaldırıyorum. Buzluk kısmında 2 saat kadar dinlendireceğim. Ama vaktiniz varsa normal gözüne koyup bir 5-6 saat dinlendirebilirsiniz. Pasta dolapta beklerken çikolata sosunu da hazırlayayım. Onun da çünkü iyice soğuması gerekiyor. Hazır bir çikolata sosu kullanacağım. Şöyle bir paket, hazır paket çikolata sosunu derince kabın içine boşaltıyorum. Arkasındaki ölçülere göre 2,5 bardak yazıyor ama ben 2 su bardağı sütle hazırlayacağım. Birazcık daha koyu bir kıvam olmasını istiyorum. İkinci bardağımı da koyuyorum. İyice doldurun bardağınızı. Öncelikle bir karıştırayım. Bundan sonra ocağın altını yakacağım. Ocağın altını yakıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağı ya da margarin koyabilirsiniz. Altını kıstım. Tereyağı eriyene kadar şöyle bir dakika kadar kaynatıp ocaktan alacağım. Yeterli. Ocağın altını kapatıyorum. Gelip gidip böyle karıştırarak
İyice soğuduktan sonra tatlımın üzerine dökeceğim. Pastayı dinlendirdim. Artık açıyorum. Çikolata sosunu da sürekli karıştırarak soğuttum. Tam anlamıyla soğuması için hatta dolaba bile kaldırabilirsiniz. Daha iyi olacaktır. Şöyle üzerindeki seçici açıyorum. Pasta tabağını. Böyle bile çok şık duruyor. Görüntüsü gerçekten çok güzel. Şimdi üzerine iyice soğuttuğum çikolata sosunu döküyorum. Son kez şöyle bir karıştırayım. Sürekli karıştırdığım için hiçbir şekilde kaymaklanma olmadı. Yavaş yavaş üzerine dökeceğim. Pastayı tamamen çikolata sosuyla kapladım. Çikolata sosunu üzerine döktüm. Tabii kenarları birazcık kirlendi ama temizledim. Şimdi üzerine ne arzu ediyorsanız onunla servis edebilirsiniz. Ben birazcık Hindistan cevizi vardı evde. Hindistan cevizi dökeceğim sadece. Başka bir şey kullanmayacağım süslemede. Zamanınız varsa dolabınızda bu şekilde birkaç saat bekletebilirsiniz. En azından bir saat kesin dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ama benim şu an zamanım olmadığı için dinlendiremeyeceğim. Hemen bir dilim dilimleyip sizlere servis edip göstereceğim. Pastayı dilimledim. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.